Tarih 29 Mayıs 1453. لطف دهن القسطنطينيه فلن يعمل امير اميرها ولن يعمل جيش ذلك الجيش. Konstantinopol bir gün mutlaka fetholunacaktır. Ne güzel askerdir o asker. Ne büyük kumandandır o kumandan. Sanki bu şerefli sözün zuhura gelmesi için dünyaya gelmişti Sultan II. Mehmet. Çocukluk günlerinden beri hep bu hayalle koydu yastığına başını. Yastığının altında fetih planlarıyla uykuya daldı. Henüz bebekti aslında bu şerefle müjdelendiğinde. Zamanın büyük velisi Hacı Bayramı Veli vermişti müjdeyi babası Sultan II. Murat'a. Çünkü diğer Osmanlı sultanları gibi onun da yüreği çarpıyordu fetih aşkıyla. Evladım Murat, fethi senle ben göremeyeceğiz ama şu beşikteki sabiyle bizim köse görecek diyordu Hacı Bayramı Veli. Bitmek tükenmek bilmiyordu Bizans'ın kahpe entrikaları. Her fırsatta pusuya yatmış sırtlanlar gibi çekinmeden arkadan vuruyordu Müslümanları. Her seferinde Osmanlı üzerine kışkırtıyorlardı dünyayı. Artık zamanı gelmiş, 21'ine giren Mehmet daha fazla tutamaz olmuştu içindeki fetih aşkını. Ve yeryüzünün hiç görmediği hazırlıklar başladı. Zahiri hazırlıklar sürerken fethi müyesser edecek asıl manevi hazırlıklar da tamamlandı bir bir. 6 Haziran 1453'te başladı büyük kuşatma. Şahi adındaki büyük top, diğer bütün toplar ve Osmanlı askerleri Şahi'nin avının kestiği gibi bakıyorlardı Bizans'ın kudretli surlarına. Gece gündüz dövüldü tam 12 gün boyunca surlar. Fakat Bizans bir yolunu buluyor, tekrar onarıyordu surları. Denizsiz olmazdı bu fetih. Herkes bunu biliyordu. Fakat kahpe Bizans, onun da çaresini bulmuş, boğaza dev zincir halatlar germişti. Ancak bu sefer karşılarında fethe aşık bir Mehmet ve onun fethe kilitlenmiş kahraman askerleri vardı. Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni alır diyen, fetih için her fedakarlığı göze almış bir yiğit vardı. Ve yeryüzünün görmediği taktikler vardı fetih meydanında. Bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemez diyen Sultan Mehmet, karadan yürüttü dev kadırgaları. Bizans talihine küsmüştü adeta. 72 Osmanlı gemisini karşısında görünce onlar da inanmaya başlamıştı bu kutlu fethe. Günler geçiyor, fetih için nefesler tutuluyor. Fakat zamanın uzaması moral kırıklığına sebep oluyordu. İşte tam bu esnada manevi ordular girdi devreye. Allah en büyük dostlarıyla gönderiyordu yardımını Mehmet'e. Akdede Şemseddin secdede ıslatıyordu yeryüzü toprağını ve imdat çağrılarına cevap veriyordu o zamanın zikir reisi Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Manevi ordularla yetişmişlerdi gönlü fetih aşkıyla çarpan Mehmet'in imdadına. Manevi ordularla gedikler açılırken tarih 29 Mayıs 1453'ü gösterirken Ulubatlı Hasan'la tekrar şahlandı Osmanlı'nın aslanları. Çünkü surlarda dalgalanıyordu tevhid yazılı Osmanlı sancağı. Bu sancakla kırıldı Bizans'ın inadı. Aynı zamanda bu sancak da İstanbul'un fetih müjdecisi. Ne mutlu sana ey kutlu komutan. Ne mutlu size ey şehitler ve gaziler. Sen ne mübarek bir komutan. Ordun ne mübarek bir ordu ki Mevla sizinle peygamberinin sözünü zuhur ettirdi. Asr-ı saadetten uzanan bu şeref asırlar sonra sizin oldu. Mehmet Sultan Fatih oldu. Ya Rabbi, şimdi ne kadar muhtacız Fatih gibi bir ruha. Şimdi kalksa kabrinden ne der bizlere acaba? Bir fetih ordusu da bizim üzerimize mi salar? Ne zaman uyanacaksın ey Fatih'in torunu? 21'inde duyurdu dünyaya o İslam'ın şeref ve şanını. Haydi uyan artık, at üzerinden bütün ağırlıkları. Hadi uyan artık, şimdi uyanmanın tam zamanı.